Bugün 29 Mayıs. Bugün Haç'ın Hilal'e boyun eğişinin 564. yıl dönümü. Bugün İstanbul'un fethinin yıl dönümü. Bu fethin işaret fişeği, fetihten 1000 yıl önce Medine-i Münevvere'den atılmıştı. İki cihan serveri fetihten 1000 yıl önce Allah Resulü sahabesine لَتُفْتَهُنَّ الْكُسْتَنْتِنِيَّةِ فَلَنِعْمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ buyurmuştu. Yani İstanbul elbet fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel asker demiştir. Yani 29 Mayıs bu aziz Türk milletini aziz kılan bu hadisin müjdesinin gerçekleştiği günün yıl dönümüdür. Sadece müjdeleyici bir hadis değil. Bu hadis aynı zamanda hedef gösteren bir hadisti. Zira Allah Resulü'nün döneminde İstanbul, yani o zamanki ismiyle Konstantiniyye, dünyanın kapitalizminin, dünyanın sermayesinin, dünyanın güç merkezinin başkentiydi. Yani Batı'nın başkentiydi. Yani Roma İmparatorluğu'nun başkentiydi. Yani dünyayı kasıp kavuran, sömüren, sömürgeci zihniyetin başkentiydi. Haklının değil, güçlünün üstün olduğu bir dünyanın başkentiydi. Allah Resulü İstanbul'u hedef göstererek, Konstantinopolis'i hedef göstererek bu dünyaya meydan okumuştu. Sahabesine İstanbul'u hedef göstererek bu dünyanın, bu zalim düzeninin değişmesi gerektiğini buyurmuştu. Sahabe de dahil olmak üzere birçok İslam ordusu İstanbul'u muhasara altına aldı ancak başarılı olamadı. Bu büyük fetih, ecdadımız Fatih Sultan Mehmet ve ordusuna nasip oldu. Allah Resulü İstanbul elbet fetholunacak dediğinde birçok müşrik buna güldü. Zira bu bir kabile devletinin bir imparatorluğa meydan okumasıydı. Zira yeni kurulmuş bir İslam devleti vardı. Daha yeni yeni güçlenen bir İslam devleti vardı. Zor şartlar altında büyüyen bir İslam devleti vardı. Ve Allah Resulü'nün İstanbul'u hedef göstermesi müşriklerin gözünde alay konusu olmuştu. Ve Allah'a hamdolsun ki Muhammed Mustafa'yı, Muhammedül Emini sallallahu aleyhi ve sellem yalancı çıkarmamayı Rabbim bu aziz, bu büyük Türk milletine nasip etmiştir. Bu fetih 21 yaşında bir Mehmed'i İstanbul surlarının önünde fatih yapan fetihtir. Bu fetih zalimin düzenini durduran, mazluma kucak açan ve zalimin düzenini yerle bir eden bir fetihtir. Bu fetih adeta o günün süper gücünün başkenti olan, adeta o günün Vatikanı olan, Batı'nın merkezi olan Konstantinopolis'in İstanbul olduğu gündür. Bu fetih İslam'ın sancağının en yükseğe kalktığı fetihtir. Bu fetih günü Haç'ın Hilal'e secde ettiği gündür. Fethin en sembolik hareketi Fatih'in İstanbul'a girdikten sonra Ayasofya'yı, ki o dönem dünyadaki Hristiyanlığın merkezi olan Ayasofya'yı camiye çevirmesidir. Osmanlı normal şartlarda fethettiği ülkelerdeki, fethettiği şehirlerdeki kiliselere, gayrimüslimlerin mabetlerine dokunmazdı. Ancak Ayasofya farklı. Ayasofya adeta o dönem Hristiyanlığın Kâbesi hükmündeydi. Ayasofya'nın çok yüksek bir sembolik değeri vardı. Bugün Hristiyan alemi için Vatikan neyse, o gün de Hristiyan alemi için Ayasofya oydu. Zira Ayasofya o gün dünya üzerindeki en büyük kiliseydi. Fatih Ayasofya'yı camiye çevirerek Hilal'in Haç'a olan ezici üstünlüğünü bütün dünyaya göstermiş oldu. Ve Fatih'in Ayasofya konusundaki vasiyetini unutmayalım. Kim benim bu Ayasofya vakfiyemi camiden başka bir şeye çevirirse, Allah'ın, peygamberlerinin, meleklerinin ve bütün Müslümanların laneti üzerine olsun. Kim bu Ayasofya'yı camiden başka bir şeye çevirirse, haşır günü yüzü yerden kalkmasın, kimseler yüzüne bakmasın. Ben bu duaya amin diyorum. Sizi de amin demeye çağırıyorum. Bu vasiyet öyle uyduruktan bir vasiyet değil. Senetleriyle ve hatta bugün Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nde bulunan orijinaliyle bilinen bir vasiyet. Lozan'da 1000 yıllık Müslüman Türk topraklarından vazgeçen, 1000 yıllık Müslüman Türk topraklarından feragat eden o kahpe zihniyet, Ayasofya'yı cami olmaktan çıkaracağını
ve hilafeti kaldıracağını da ek olarak Batı'ya vaat etmişti. Çünkü bizim bütün milli ve manevi değerlerimizi peşkeş çeken o kahpe zihniyetin hiçbir manevi hassasiyeti, ecdada hiçbir saygısı yoktu. Onlar ne Fatih'in bu bedduasından korktular, ne de bu ümmetin lanetinden korktular. Rabbim Uhud'da yaralanan yanağın hürmetine. Rabbim 70 tane ok darbesi almasına rağmen Müslüman Türk bayrağını surlara dikmekten vazgeçmeyen Ulubatlı Hasan'ın hürmetine. Rabbim bütün mazlumların hürmetine. Rabbim yeniden Ayasofya'yı hilalin haça galebe çaldığının bir simgesi olmasını nasip etsin. Rabbim Ayasofya'nın minarelerinden yeniden ezanların, yeniden selaların yükselmesini nasip etsin. Allah bu büyük fethi, bu büyük millete armağan eden Fatih Sultan Mehmet'e ve onun ordusuna rahmet eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.